بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزسنة تطمقنا بزدرگ فرض قلگن. الله تعالى حمد و سنالر بوسن. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyida umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ro'zalarimizni gunohlarimizning kechirilishiga sababchi qilsin. Oxiratda barchamizga shafoatchi qilsin. Bu barakotli oyning muborak kechalarida bedor bo'lib o'qiyotgan taroveh namozlarimizni dargohida qabul aylasin. Bu namozlarimizni ham gunohlarimizning kechirilishiga sababchi qilsin. Unda o'qiyotgan Qur'onimizni oxiratda bizga shafoatchi qilsin. Xususan bugundan boshlangan bu serfayz oyining oxirgi 10 kechalarini iymon bilan, e'tiqod bilan, himmat bilan, g'ayrat bilan, iloji boricha ko'proq ibodat qilib o'tishimizga Allohning o'zi yordamchi bo'lsin. Shuningdek bu muborak oyda olib borayotgan ma'rifiy suhbatlarimizni ham Alloh taoloning o'zi qo'llab-quvvatlab hammamiz uchun foydali bo'lishini, manfaatli bo'lishini, xayrli, barakotli bo'lishini nasib etsin. Ma'lumki, bu yilgi suhbatlarimizni yaxshi niyat bilan Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomladik. Haqiqatdan qalblarning haqiqiy oromi Allohning zikri bilan bo'ladi. Allohning mu'min musulmon bandasi Allohni zikr qilmasdan imkoni yo'q. Alloh bizga farz qilgan barcha ibodatlar Allohning eng ulug' zikrlaridir. Farz, vojib, sunnat ibodatlarni ado qilib bo'lganidan so'ng nafl ibodatlarga urinib, turli zikrlarni yo'lga qo'yib, banda Alloh taologa yana ham yaqin bo'lish, qurbat hosil qilish, qalbini poklash, ana shu pohlangan qalbga muhabbat, Allohning muhabbatini to'ldirish paydan harakatda bo'ladi. Ana shu borada bir qancha zikrlarni o'rgandik. Kecha asbahna va asbahan mulku lillah zikri bilan asbahna ala fitratil islam zikrini o'rgandik. Bugun Allohumma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu va a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta deb atalgan zikrni o'rganamiz. Bu zikrni musulmon ummati sayyidul istig'for deb ataydi, ya'ni istig'forning ulug'i, kattasi, boshlig'i, rahbari degani. Avvalgi suhbatlarimizda aytdikki, istig'for juda ham buyuk narsa. Insonni qalbini poklaydi. Ko'pgina manfaatlarni jalb qiladi. Bu dunyo uchun, oxirat uchun har bir joyda istig'for bor. Istig'for aytish bir gunohni qilib qo'ygandan keyingina emas, balki doimiy ravishda bo'lishi kerak. Shuning uchun har farz namozni o'qib bo'lgandan keyin 3 marta istig'for aytamiz degan gaplarni qayta-qayta aytdik. Lekin o'sha istig'forlardan bir qancha sig'alarini ham o'rgandik. Lekin ularning ichida eng ulug'i shu. Mana shuni sayyidul istig'for deyiladi. Allohumma anta robbi. Allohim, sen meni robbimsan. Xalaqtani. Sen meni xalq qilding, yaratding. Sen yaratmasang hech kim meni yarata olmaydi. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ala ahdika va va'dika. Man seni bandingman.
Kulingman. Man seni bandingman, kulingman. Ana senge bergen ahdimde sabit kadamman. Senge bergen vaadamda mahkam turaman. Ana abduka ve ala ahdika ve vaadika mastata'tu. Kudretim yetkenice. Ve avbu'u leke bi zembi. Ben özümünü günahım bilen senge itiraf kılaman. Ve avbu'u leke bi zembi ve avbu'u leke bi nimetike aleyye. Menge bergen nimetlerini hem deme itiraf kılaman. Ve şunge okşap ahire geçe itiraf, bendelik, Allah'ın uluğluğu ve başka demek nerselerini hemmesini itirafı buladı. Hazır yad ayetip yürgen adam köpçülüğünün içine tefsir kıp erişki onca doğru kime yaptı. Lekin bu hemme kitaplarımızda yazılık, hemmemiz yaddan bilemiz oku yürgenlerse bana şunu yakşı itiraf bilen, şükür his duygu bilen, kalbini doldurgan halde etse inşallah haligi seyyidin istiğfarını etken buladı, cüde ulu iş buladı, hayır bereke buladı. Yine şunu okusakken bir kança dualar var. Zalicen Allahümme eslihli dini yelledi huve ismeti emri. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب كده ورادة أنا شو وأنا دعاء أنا ما جبت اللهم من جا إشمنا أمرنا إسمات بوجان مركز بوجان دينمنا صلاحية لقلية Mani maaşımını merkezi bugün dünyamını salahiyatlik kıyın. Mani kaytap boradigan cayım bulmuş ahiretimini salahiyatlik kıyın. Allah'ım bu hayatını men için barca yakşiliklerden mesken kıyın. Ölümünü ise barca yamanliklerden kurtuluş kıyın. Yani hemmesi de itiraf. Allah'a iltica, Allah'a yalvarış. Dinni asos qilib olinyapti. Birinchi dinni salohiyat surib aslihli dini yallazi fihi ismati amri. Ishimni ismati hamma markazi bo'lgan dinimni salohiyatli qilgan. Demak, birinchi biz Allohdan so'raydigan narsamiz dinimizni salohiyatli bo'lishi ekan. Din bo'lsa boshqa narsalar bo'ladi. Din bo'lmasa hech narsa yo'q. Savob ham yo'q. Barakayam yo'q, boshqayam yo'q. Shuning uchun birinchi so'rov din. Dinni salohiyatli bo'lishi. Ya'ni dinni yaxshi tushunib, aqidani yaxshi o'zlashtirib, ibodatni joyida qilib va amaliyotni hammasini dinimiz halol deganini qilib harom degandan chetlab, hammasida borish shu. Ismati amr shu. Amrni markazi, ishni markazi Hayotning markazi shu, shuning uchun birinchi o'rinda din turadi. Ana undan keyin va waslihli dunyoya allati fiha ma'ashi. Ma'ishat, ma'osh, hayot kechirish, dunyo. Bu ham salohiyatli bo'lish kerak. Dunyoni kerak yo'q menga demaydi musulmon odam. Din uchun dunyo ham kerak. Ana shu dunyoni ham salohiyati yetuk bo'lishi. Yaxshi bo'lishi, farovon bo'lishi, shariatga muvofiq bo'lishini so'raydi. Ana undan keyin oxirat. Va aslih li oxiratin lati fiha ma'adi. Qaytib borib, qaror topib, o'rnashib qoladigan joyim oxiratim. Buni ham menga yaxshi qilgan. Menga dunyo bo'lsa bo'ldi, oxiratni keragi yo'q deyilmaydi. Menga oxirat bo'lsa bo'ldi, dunyoni keragi yo'q deyilmaydi. Avval dinni so'raladi salohiyatini. Shunga harakat qilinadi. Keyin yashab turgan dunyosini salohiyatli bo'lishi, yetuk bo'lishi, to'la to'kis bo'lishi, shariatga muvofiq bo'lishini so'raydi. Ana o'zidan keyin aniki oxiratni so'raydi. Keyin buyuklikni qarang, so'rovini. Nima deyapti? Mana shu hayot, men hayotda turadigan bo'lsam, har bir yaxshilikka erishadigan bo'lay.
Demek hayatım yaxşılık bana olsun. Hayatını ben için yaxşılıkka erişiş vasıtası kılın. Yomonlik bo'ladigan bo'lsa o'lganim yaxshi. O'lib qutulib qolay. Ya'niki iymonga putur yetmasin, e'tiqodga putur yetmasin, ha? Do'zaxlikka burilib ketib qolmasin. O'shunaqa fitna bo'ladigan, insonning oxiratiga zarar bo'ladigan, bu narsaga zarar bo'ladigan bo'lsa undan ko'ra o'lib qolib qutulgan afzal, yaxshilik qoldi. Ana mana shularni hammasini biz o'qib borsak, hozir men yana bitta ikkitasini o'qidim, bor yana. Har kim qudrati yetganicha, imkoni bo'lsa. Albatta bularni hammasini bir kunda, bir haftada, bir oyda qilib bo'lmaydi. Sekin-sekin vaqt ajratib qilinaversa, demak odatga aylanib qoladi, oson bo'lib qoladi, aytmasa turolmaydigan bo'lib qoladi. Orqalaridan kecha aytdik, falon duoni o'qisa kechgacha shaytonni vasvasasidan saqlanadi. U bo'ladi, bu bo'ladi dedik. Dastlab shunga qiziqilinadi. Lekin zikrni ko'p qilib, qalb obod bo'lib, orom topib, Allohning zikridan mazza tortib qolganda ana u narsalar ko'rinmay qoladi. Uyalib qoladi odam. Mana o'z zikrni qilsam bugun ishim yurishar ekan deyish uyalib qoladi. Esidan chiqib qoladi. Bu zikr Alloh uchun qilyapman, Allohning o'ziga deydigan martabaga yetadi. Mana u haligi aytilayotgan gaplar boshlang'ich odamlarni qiziqtiradigan gaplar bular. Mana shu gapni o'qib yursam, kunduzi bilan menga hech narsa tegmas ekan, ishim yurishar ekan. Yana ko'p narsalarni aytdik-ku. Rasululloh aytganlar bularni. Lekin bu o'sha boshlang'ichlarga shunaqa bo'ladi. O'qiyotib shuni bugun bola opasiz o'tib olay. Kechasim yaxshi o'tsin, yaxshi uxlab, yaxshi tong attiray deganlar bo'ladi. Lekin qalb poklanib boravergan sari, zikrni ta'siri kuchayib, zavqi kelavergan sari, Allohga bo'lgan qurbat ziyoda bo'lgan sari, ana u dunyoning narsalarini eslashga odam uyalib qoladi. Allohning o'zi turganda, Allohning zikri turganda, shuni zavqi turganda, shavqi turganda bu narsalar nima bo'pti deydigan holga yetib qoladi. Ana o'shuning uchun ko'proq haligi aytganimizdek avval boshda astag'firullohni aytib, keyin boshqa zikrlarni aytib, bular albatta farz, vojib, sunnatlarni to'liq qilib bo'lgandan keyin qilinadigan ixtiyoriy narsalar ekanligini ko'p takrorladik. Ana o'sha narsalarni yo'lga qo'yilsa, inshaalloh nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunlarda bu nihoyatda ulug' ish bo'ladi. Har bir zikr, har bir talaffuz, har bir oyat ajri ko'p, savobi ko'p. Chunki Ramazon oyining oxirgi 10 kechasi yilning eng ulug' kechalari hisoblanadi. Shu kechalarning ichida Laylatul Qadr bor, bu kecha yilning eng ulug' kechasi hisoblanadi. Boshqa Laylatul Qadri yo'q kechalardan, ming oylik kechalardan afzal hisoblanadi. Nihoyatda qulay fursat. Odamlarni bir narsalarni bo'lib-bo'lib, bo'lak-bo'laklarga belgilab, nomlab qo'yish o'sha ishni qilishga rag'batini yangilab turadi. Mana Ramazon oyini 3ga bo'lingan. Birinchi 10 kunligini rahmat 10 kunligi deyiladi. Rahmat 10 kunligida odam qiziqib 10 kun ibodat qilgandan keyin endi mag'firatga o'tiladi. Endi hozir itqom minannar, ya'ni do'zoxdan butunlay ozod bo'lish kechalari. Bu kechalarda qilinadigan ishlar shunday ulug'vor bo'ladi. Shunday buyuk bo'ladi. Shunday ajri ko'p, barakasi ko'p, xayri ko'p bo'ladi. Ana o'shalarni, demak, belni mahkam bog'lab yaxshi harakatda bo'lish kerak. Ularni hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma alhamdulillah mulohaza qilyaptiki, borgan sari bizi shu ibodat saviyamiz, dinimizni tutishimiz ziyoda bo'lib boryapti. Odamning soni jihatidan ham, ibodatni sifati jihatdan ham va boshqa har xil holatlardan ham. Hatto boshqa dindagilar ham ko'rib turib havas qilyapti. Hozir shu yerda yashab turgan boshqa dindagilar musulmon bo'layotganlari bor. Ilgari kuni ruscha saytimizda menga savollarning ichida, ruscha savollarning ichida bir savol keldi. Ayol kishi yozyapti.
Men Hristiyan dinidagi ayolman. Roza tutkum kelyapti. Sizlarni rozalarni tutkum kelyapti. Tutsam bo'ladimi deb so'rasam, musulmon tanishlarim, yo'q, sen musulmon emassan, roza tutishing mumkin emas deyishyapti. Men nima qilay deb yozyapti. Qarang. Boshqa dindagi shaxs, ayol kishi insonlarimizni roza tutganini ko'rib, zavqi kelyapti. Havas qilyapti. Roza tutgisi kelyapti. Men javobga aytdimki, siz o'zi aslida roza mu'min musulmon insonlarga farz qilingan. Siz boshqa dinda ekansiz, havas qilibsiz, niyat qilib tutavering. Ajoma tutgan rozangiz ta'sir qilib, siz ham musulmon bo'lib qolsangiz, deb ko'nglini ko'tarib javob yozdim. Demak, haligi holat. Hozir ham mana gapirib berdim. Bundan bir necha kun oldin bir yoshroq yigit masjiddan namozdan chiqib ketayotgandi, kelib to'sib yonimda so'rashdi-da bir savolim bor, so'rasam maylimi ha. Men ustaman, hozir tom yopyapmiz. Ish jarayonida juda qattiq terlab ketyapmiz. Ustimdan suv quyib olsam ro'zam ochilmaydimi, deyapti. Boshqa vaqtda bo'lsa, issiqda bola boqishim kerak, ro'za tutmay qo'ysam bo'laveradimi, deydi ko'pchilik. U bola u xayoliga kelmayapti. Terlab ketyapman ko'proq, shuni ustimdan boshimdan suv quyib yuvib olsam ro'zam ochilmaydimi, deb so'rayapti. Qarang, shavqini qarang, zavqini qarang, shunchalik issiqda tom yopyapti ekan. Kechgacha u ishlayapti ekan. Ishladim, horidim, qonim ochib ketyapti, demayapti. Ishladim, terladim, yuvib olsam bo'ladimi, ro'zam ochilmaydimi, deyapti. Ya'ni ro'zasini ochmaslik yo'lini izlayapti. Bunaqa holatlar albatta hammaga ta'sir qiladi. Yaxshi bir xayrli, barakotli ishlar bo'ladi. Mana shu narsalarni biz yaxshi o'zlashtirib borsak, tushunib borsak, yo'lga qo'ysak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana bu masjidda ham birinchi 15 kunlikda xatm qilishdi. Alloh xatmlarini qabul qilsin. Mana bugun nasib bo'lib bu yerda uchrashdik. Shuning uchun tashakkur izhor qilamiz uchrashishni tashkil qilganlarga, boshqalariga. Endi inshaalloh taravih namozini davom ettirib, undan keyin oxirida hammamiz birgalikda duoga qo'l ko'taramiz. Alloh bu olib borayotgan ma'rifiy suhbatlarimizni xayrli, barakotli bo'lishi, hammamizga manfaatli bo'lishi, hammamizni o'zingni zokir bandalaringdan, solih bandalaringdan, qalbi poklangan, poklangan qalblarida o'zingni muhabbatingdan boshqa muhabbatga joy qolmaydigan abror bandalardan bo'lishimizni nasib etgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم
مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. وزن مشروع تلاوة قرآن صوابدان وتكبر جمومون ومومناتان بحرمات ايلاجان سوسا مشروع مبارك مسجدنا قرب وتكبر وندا إبادت قلب وتكبر ونا قرب إبادت قلجان لردن وتكبر حاضر لكم دا بيوك كتدا بيوك قرب كترب وزنجا دعا خطرقان بندرلين وتكن عزيز لرنا هم لرنا شو مسجد اطرافındaki mahalle köylerden, yurtlardan ötkenlerine hammalarını mahrumat eyledin. Alarını garip-i rahmet, şahisteyi cennet kırgın. Kabirlerini münavvar eyle, ahiretlerini abad kırgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, amel-i sadıklarını hamrah kılıp, onlarını yoklar kılıyatken biz yarın dost mumun Müslüman biraderleri, aile azaları, ferzende ercümanlarını, dualarımızın hakları da kabul kılıp, ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkırken, kargallerde berçelerini, hususen üç bu mescitte, keçelerden bir keçede, dua kabul buluşundan umut var bulgen halette, o zimge acizane kollarını kurtarıp dua kuturgen pandelerini, aile azaları, bala çakaları, kavmi karındaş, yarı dost biraderleri bilen, berçe berçelerini sağ selamet, tinç aman kırgın, türlü bela afetlerden, havfu hatallerden uzun esregin, umurlarına, rızklarına, kesplerine bereke bergin, berçe işlerini umudan kertirgin, asan kırgın, ravan kırgın. Allah büyük Ramazan ayının kündüzlerinde tutuyatken rozalarımızın dergahinde kabul eyledin. Bu rozalarını günahlarımızın mağfiret buluşuna, ahirette özümüzü perverdigara cennetke kirişimizde şefaatçı buluşu da perverdigara uzun yardımcı bulgen. Keçelerin bedar bulup okuyatken taravih namazlarımızı hem kabul eylegen. Acilini sevabını kopaytırıp bergen. Alıp barayatken marifi sohbetlerimizin berekatını ziyade kılgen. Perverdigara bu sohbetlerden dinimizi organıp, diyanetimizi organıp, ibadetimizi organıp, yana ham yukarı seviyede kalplerimizin farklanıp barışını nasip kılgen. Bu kalplerde Allah'ın muhabbetinden özgeni muhabbeti gece koymaydıgan barışını nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Üçlü uluh küllerde dua kabul barışından umudu varmız. Bemarlarımızın berçeleri ki özün şifayı kamul vergen. Müşkülü varlarının müşkülünü asan eylegin. Hacetlerlerinin hacetini rava eylegin. Musafiri varlarının musafirini hazır eylegin. Karzı varlarının karzını uz işte yardımcı bulgen. Perverdigara ilim talepteki yaşlarımızda ilmi ledun, ilmi Rabbani bergen. Okuşlarını asan ravan buluşunu nasip etgen. Ferzen talepteki azizlerimizde koşa koşa ferzatlarını bergen. Perverdigara aile kurması bulur yürgen yaş yigit kızlarımızda cüftü halallarını, pakizesini, ibadetli, hayrı berekeliğini ata kılıp, güzel ailelerini kurup, müstakem ailelerde bahtiyar bulup yaşayıp barışlarını nasip etken. Allah kasb-ı kardaki azizlerimizin belki kasblerine, karlarına özün bereke vergen. Nesurhanlarını tökün saçın kılgın, hasıllarını mulkul kılgın, durmuşlarını faravan eylegin, özlerini vergen nimetlerinde şükür kılıp, ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etken. Hemimizin perverdigara iman halavatı bilen, ibadet halavatı bilen temillegin. Sırat-ı müstakimde barkarar kılgın. Perverdigara özünü, razıliğini tapıp iki dünyanın baktığı, saadetine müşerref buladığın bendelerden buluşumuzu nasip etken. Bu teravih namazlarını, hatim Kur'anlarını, hemmesini halkımızda tayyarlar hizmet kılarken muhterem Abdülcan İmam Damlamız, bu kişinin ayıpları, mütevarileri, hayat azaları, mescid kadimleri, hemmelerinin dinin için, beytin için, mamur Müslüman bendelerin için kılarken hizmetlerine acrini, sevabını kopaytırıp vergen. Bu azizlerimizin yine kop yıllar içinde güzel hizmetlerini kılıp, halkın duasını alıp o zihni razılığını tapıp barışlarını nasip etken.
o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmish bu masjidni obodligiga, ta'miriga hissa qo'shgan, xizmat qilgan, mol pul sarf qilgan, tashkilotchilik qilgan azizlarimizni hammalarini himmatlariga yarasha, g'ayratlariga yarasha ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Ular bu dunyoda senga uy qurgan bo'lsalar, o'zing ularga qiyomat kunida har birlariga qasrlarni qurib bergan. Parvardigora o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizni, bolalarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hammalarini hibzi himoyangda asragan. Ularni barchalarini sog'-salomat, tinch-omon bu butun uni bo'sib borishlarini ta'minlagan. Nislarini, ulug' martabalarini baland qilgan. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari el yurtga ko'z quvonchi bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolvarib so'raymiz. Ushbu yerda o'zingga qo'l uzatib, qalblari to'la muhabbat bilan, ko'zlaridan iymon nuri yog'ib turgan bandalarining hurmati Parvardigora, hammalarimizni yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham ziyoda bo'lgan holda, bundan ham sifatli bo'lgan holda ibodatingda sobit qadam bo'lishimizni o'zing nasib etgan. Bu Ramazonning oxirgi 10 kunlik kechalarini ibodat bilan o'tkazishimizda, Laylatul Qadrni topishimizda, maqsad murodimizga erishishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.